Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere hem doyurucu hem de çok lezzetli harika ötesi bir çorba tarifim var. Lebeniye çorbası tarifi vereceğim. Bütün malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle çorbamızın köftesini yoğurmakla başlayalım. Şöyle 200 gram kıymamı genişçe bir kabımın içerisine alıyorum. Arkadaşlar, kıymanız yağsız olsun ve içerisine bir adet orta boy kuru soğanımı rendeledim. Daha sonra da güzelce suyunu sıktım. Onu da içerisine alıyorum. Soğanınız da çok büyük olmasın. Çünkü kıyma az olduğu için çok büyük soğan olmasın. Bir çay kaşığı tuz katıyorum. Yarım çay kaşığı da karabiber katıyorum. Şimdi bu malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Köftemi yoğurdum güzel bir şekilde. Şimdi köftemi misket büyüklüğünde yuvarlayacağım. Arkadaşlar, bir tane çay kaşığı aldım elime ve böyle suyun içerisine batırıyorum. Şurada küçük bir kaseme biraz su koydum. Şu şekilde bir top alıyorum. Çok büyük almıyorum. Şöyle göstereyim hemen yakında. Hafiften elime de böyle suya sürüyorum ki rahat yuvarlayabileyim. Şu şekilde misket büyüklüğünde yuvarlayıp buradaki kabımın içerisine alıyorum. Şimdi ben köftelerimi bu şekilde yuvarlayıp buradaki kabımın içerisine alacağım. Evet, köftelerimi yuvarladım, bitti. Şimdi arkadaşlar, köftemin üzerine güzelce streçleyeceğim ve buzdolabına kaldıracağım. Böyle 15 dakika kadar buzdolabında dinlendireceğim. Köftelerimiz dinlenirken şimdi de yemeğimizi hazırlamaya geçelim. Şöyle 2 yemek kaşığı pirincimi temiz bir şekilde yıkadım. Tenceremin içerisine döküyorum. Şimdi de içerisine suyunu katacağım. Normal su döküyorum arkadaşlar. Ve ocağımı orta ateşe açıyorum. Pirinçlerimi biraz yumuşayana dek pişiriyorum. Pirinçlerim biraz piştiler. Şimdi içerisine 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı güzelce haşlanmış nohutumu döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 5 dakika kadar da nohutlarımla birlikte pişireceğim. Ve ben hemen çorbamın yoğurdunu, sosunu hazırlamaya geçeceğim. Şimdi de çorbamızın terbiyesini hazırlıyoruz. Terbiyemiz için 200 ml'lik klasik su bardağıyla 1,5 su bardağı yoğurdumu şöyle kabımın içerisine döküyorum. Şöyle yemek kaşığıyla 1,5 yemek kaşığı da unumu döküyorum. Arkadaşlar, yine yemek kaşığıyla 4 yemek kaşığı limon suyum var. Yarım limondu. Sizler için ölçtüm, 4 yemek kaşığı. Onu da içerisine döküyorum. Şimdi güzelce çırpacağım terbiyemi. İyice çırpmamız gerekiyor arkadaşlar, pürüzsüz olması için. Şimdi çorbamız kesilmesin diye kaynayan çorbamızın suyundan alıp böyle bir kepçe alacağım. Buradaki terbiyemin içerisine döküp tekrardan güzelce çırpacağım. Arkadaşlar, bu işlemi mutlaka yapın. Özellikle böyle yoğurtlu çorbalarda mutlaka kaynayan çorbanızın suyundan, çorbanızdan terbiyenize katın ki çorbanız kesilmesin. Şöyle iyice çırpıyorum. Az bir şey daha alacağım. Yeterli. Evet, tamamen pürüzsüz oldu. Şimdi bu terbiyemi çorbamın içerisine döküyorum. Terbiyeyi döker dökmez hızlıca karıştırmamız gerekiyor. Ocağımın altı da açık. İyice bunu sıyırıyorum. Şimdi biraz da böyle terbiyesiyle çorbamız pişe dursun. Şimdi köftelerimizi kızartmaya geçelim. Arkadaşlar, şimdi de hemen köftelerini hızlıca kızartıyorum. Şöyle tavamı ocağımın üzerine aldım. Ocağımın içerisine yarım kahve fincanı, şöyle gördüğünüz gibi, ayçiçek yağımı döküyorum. Ve bir yemek kaşığı da tereyağı alıyorum içerisine. Şimdi yağım güzelce erisin. İçerisine köftelerimi alacağım. Arkadaşlar, dilerseniz siz öncesinde de köftelerinizi kızartıp hazırlayabilirsiniz. Benim böyle video çektiğim için köftelerimi biraz da dinlendirdim, 15 dakika. Yağım güzelce eridi. Şimdi içerisine hemen hazır olan köftelerimi döküyorum. Şöyle tavamızı böyle sallıyoruz. Biraz köftelerimi kızartacağım. Şöyle çorbama da tekrardan bir bakayım. Bu arada arkadaşlar, terbiyesini döktükten sonra kaynayana kadar mutlaka hızlıca karıştırın. Kesinlikle karıştırmayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köftelerimi güzelce kızarttım, pişti. Böyle olması gerekiyor. Ve sürekli tavamı sallayarak veya bir tahta kaşıkla da şöyle
karıştırabilirsiniz. Şimdi son olarak içerisine 2 tatlı kaşığı kuru nane katacağım. Kuru nanemi katmadan önce ocağımın altını tamamen kapatıyorum ve kuru nanemi de bu şekilde katıp şöyle tekrardan bir sallıyorum ve kaynayan çorbamın içerisine güzelce pişmiş olan, kızarmış olan köftemi bu yağıyla birlikte hepsini güzelce döküyorum. Dikkatli dökün arkadaşlar. Şöyle çorbamızın suyundan da alıp tavamızın içerisine bu şekilde gezdirelim ki o lezzetin hepsi çorbamıza geçsin. Şimdi ocağım orta ateşe yakın arkadaşlar. Çok yüksek ateşte değil. Şöyle bir karıştırıyorum. 1-2 taşım da köfteleri döktükten sonra kaynatacağım. Daha sonra tuzunu ilave edeceğim ve ocağımın altını kapatacağım arkadaşlar. Son olarak sizlere sunum tabağını alarak kıvamını falan da göstermek istiyorum. Evet, çorbam pişti. Şimdi arkadaşlar tuzunu en son ilave ediyorum içerisine. Köftelerimizde tuz vardı. Şimdi burada damak zevkinize göre tuzunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 2 çay kaşığı tuzunu attım. Siz de kendi damak zevkinize göre tuzunu katabilirsiniz. Ocağımın altını kapatıyorum. Kıvamına bakar mısınız? Mis gibi. Evet, işte bu. Arkadaşlar dilerseniz küçük bir tavada tereyağı kızdırıp böyle üzerine gezdirebilirsiniz sunum esnasında. Ben öyle yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Yapmak istemezseniz de bu şekilde de mis gibi bir çorba oluyor. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.